48 yaşındaki bir servis şoförünün 15 yaşındaki Yasemin'i kaçırdığı iddiası Müge Anlı'da dün sinirlerin gerilmesine neden olmuştu. Ve o servis şoförü canlı yayında gözaltına alınmıştı. Yasemin'dense dünden beri bir haber yoktu ama bu sabah saatlerinde sevindiren o haber geldi ve genç kız bulundu, devlet korumasına alındı. 15 yaşında bir kız çocuğu... Benim çocuğumu nasıl tutabilir? Karşı marketten geldi, gülerek sırıtarak arabaya bastı gitti. 48 yaşında bir adam... Bu kızla benim bir alakam yok. Abi kardeş gibiydik. Allah'ım ne yapalım inşallah. Ya Rabbim seni yana bırakmasın. Adalet seni yana bırakmasın. Emniyet ekipleri geldi şu anda. Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çocuk bir amirliği ekipleri geldiler ekibimizin yanına. Oh ne güzel, arkadan da kelepçeliyorlar. Helal olsun vallahi, ben de alkışlıyorum. Bu fotoğrafa bu kelepçe. Şüpheli ellerinde kelepçeyle polislerin kolları arasında önce sağlık kontrolü için hastaneye, ardından da sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Programımıza konuşan görgü tanıklarının ifadelerine başvuruldu. Ekiplerse Nurettin Aslan'ın evinde arama çalışması gerçekleştirmek üzere harekete geçti. İçerideki inceleme çalışmaları sona erdi ve Nurettin Aslan'ın evinden birçok delil toplandı. Bunlar detaylı incelemeye götürülecek. İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından 15 yaşındaki kız çocuğunu günlerce yanında tutan Nurettin Aslan savcılığa sevk edildi. Pişman mısınız? Ben bir şey yapmadım. Herkesin merak ettiği konu şu, biliyorum kızımız nerede? Kızımız devlet himayesi altında. Gözün aydın. En doğru yerde. Ben inanıyorum ki o çocuğumuza da orada gerçekten ablaları, büyükleri, uzmanlar bu yaşananın aşk olmadığını, başka bir türlü muameleye kaldığını en doğru ifadeyle, dille anlatacaklardır. Evet, bu yaşanan aşk değil, sevgi değil. Bu yaşananın adı belli. 48 yaşında bir adamın 15 yaşındaki çocuğa bu şekilde tasallut etmesi ne bizim ülkemizde ne de başka bir yerde hoş karşılanmaz. Karşılamayacağız da, kabul de etmeyeceğiz. Korktun mu annem? O iyi. Annem. Sevim, bak bir şey söyleyeceğim. O iyi. Saçını koklayayım, kurban olayım, göreyim. Sevimciğim, o iyi. Sen önce bir kendine gel. Arkadaşlarımız görüşürler şimdi. Sayın savcımız o konuya da ilgilenecektir. Sevim, bak sana bir şey söyleyeceğim. Seni bunu avutmak için de söylemiyorum. O zihniyetteki bir adam hangimizin çocuğuna yanaşsaydı hepimizin çocuğunu kandırırdı. Bunun seninle de alakası yok, çocukla da alakası yok. Seni seviyorum. Sen kendine dikkat et. Önemli olan o. Tamam mı?